Bunun bilimsel açıklamasını istediğimizde Darwinistlerden ne diyorlar? Biz bunu bilimsel olarak açıklayamayız. Peki neyi açıklayabilirsiniz? Hiçbir şey açıklayamayız diyor. Ama evrim var diyor. Allah Allah. Şimdi bilimsel bir tane delil. Mesela diyoruz ki proteinler tesadüfen meydana geldi diyorsunuz. Bu bilimsel bir açıklama diyor. Peki tamam dinliyoruz. Ya tamam derken adam dinleme anlamında dinliyoruz. Protein tesadüfen meydana geldiğini iddia ediyorsunuz. Hayır diyor, yanlış anlaşıldı diyor. Nedir diyor? Betimlenmemiş tesadüfsel tesadüflerin tesadüfler sonucu iz düşümü, onu kastediyoruz diyor. Ya ızgara mı pişiriyorsun Allah aşkına? Bırak şimdi yani. Daha da üstüne gidersen diyor ki, kardeşim diyor, tabii ki tesadüfen olması bilimsel olarak mümkün değil diyor. Mümkün değil. Niye diyor? Çünkü protein olması için başka bir protein ihtiyaç var diyor. Ha, iyi güzel. Peki kim yarattı o zaman diyor? Biraz düşünebilir miyim diyor. Düşün, 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 düşün. Kamera kapatsana diyor. Ya kardeşim, böbrek ızgara mı yapıyorsun, beyin ızgara mı yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Daha da daralırsa uzaylılar yapmıştır diyor. Uzaylılar kim yarattı diyoruz? Orasını bilemem diyor. O kadar da ilmim yok yani diyor. Ya kardeşim, uzaylılar, hadi diyelim senin dediğin gibi 10 paket protein tozu getirdiler, septiler buraya. Ya 10 trilyon sene beklesen ne ondan insan çıkar, ne kuşlar, ne filler, ne domatesler, ne biberler, ne limon ağaçları, ne zeytin ağaçları, hiçbiri çıkmaz. Niye doğru söylemiyor? Bak atıyorsunuz demeyeyim yani. Niye doğru söylemiyorsunuz? Bir de bak diyorum ki ya bir tane ara fosil dediğiniz delillerden bir tanesini getirin. Masaya koyun da demiyorum. Bak ondan vazgeçtim. Fotoğrafını yayınlayın ya. Fotoğraf. O kadar sıkıştırdım bunları Habertürk'te. Tamam dediler en son. Ya dedim çizim olsa ona da razıyım dedim artık yani. Ona kadar geldi. Fotoğraf bulduk dediler. Getirdik bir tane ara fosil. Gösterdi. Çekiyor. Ya dur bir 5 dakika bir bakalım ya. Niye çekiyorsun? Şöyle yapıyor. Çocuk gibi ya. Koskoca adam. Hani böyle boks maçlarında hanım kızlar oluyor dans eden böyle eller. Yani bu kadar acıklı hallerin düşmenin alemi yok. Yani belli ki oyun. Yani uzatmanın alemi yok. Delil melil yok. Bak 700 milyon yaratılışı ispat eden fosil var. 700 milyon. Bak tek bir tane. Bir. Bak sadece bir tane. Evrimin varlığını ispat eden fosil yok. Bir tane. O zamanlar Fransa'da falan daha da delirmişti bazı tipler. Bazıları çok heyecanlanmıştı. Buraya geldiler. Ya dedim senden tartışacağız dediler. Her yerden gelir. Tamam dedim. Bana yaratılışı ispat eden bir tane delil getirin. Size tık 10 trilyon vereceğim dedim. Evrim ispatlayan evet. Bir tane, tek bir tane delil getirin. Havalara bakıyorlar. Yok. Ben hiç tahmin etmiyorum öyle bir şey. Demagojiye alışmışlar mı? İnsanların kafasını adeta büyülemişler. Ya bir tane delil ne olacak? Bir tane delil. 10 sene geçti bu soru. Diyor ki binlerce delil var diyor. Allah Allah, ben binlerce istemiyorum. Mütevazı bir delil. Tek bir tane. Ve bak tik para. Aslında tik oluyor da ben onu kibarlaştırıyorum. Tik para diyorum. 10 trilyon vereceğim diyorum. Fotoğrafı bile ya fotoğrafını da kabul ediyorum dedim. Yok. Darwinizmin hiçbir delili yok. Dolayısıyla biz bu konuya demir kazığı çaktık. Evet. İlimle, irfanla. Kanunla. Evet. Evet. Evelallah. Yani bu konu bitti. 300 yıllık ateist kültürümüzü çökerttiniz. Ya kardeşim, Fransa'ya buradan söyleme sahip 5 tır kitap gitti. 5 tır. 5 tır dolusu. Yaratılış Atlası.
Efendim, bekliyoruz birinci gün. Dağıtıldı dediler. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Ses yok. Aa, ikinci günde ses yok. Herkes teşekkür etmiş Fransızlar. Parle français falan. Ya demişler, ne kadar iyi insansınız demişler. Yani evrimi anlatan kitaplar ne güzel. Hem de renkli, içinde fotoğraflar da falan. Abo, üçüncü gün yaktın beni de, kendini yere atıyor. Hiç mi acımadın diyor. Ya bak diyor ki gazetenin, Fransız gazetelerdeki manşete bak. Fransız tarihinin en büyük felaketi diyor. Bak, gelmiş geçmiş en büyük felaket diyor. Bir adama böyle açıklama yaparlar yani. Deprem, yani, değil mi? Masanın üstüne gerçekleri koyduk. Demek ki böyle delilleri masanın üstüne koyarlarmış. Evet. Avrupa Parlamentosu'nda biz bilimsel olarak mücadele ediyoruz, yasaklayın diye kitabı gösterdiler. Yani delilleri masanın üstüne koyunca bize soruyor, nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Yani. Maşallah, maşallah. Fincanı taştan oyarlar demiş. Efendim götürür onu ilgili kişiye hediye ederler demiş. İnşallah. Böyle yani. Semih Bey'i görebiliyor muyuz? Yan durabilir misin Semih Bey? Yaklaştır bakayım. Evet, Semih. Evet. Biraz daha sus. Amacınıza ulaşmış oldunuz. Tamam, peki yeterli. Ya dedik, tesadüfen protein muratiyen olmaz, hiçbir şey olmaz dedik. Sürekli tesadüfen olmaz diyor. Yok diyor ya diyor. Bu çok yanlış anlaşılıyor diyor. Böyle hop diyor falan çırpıyor. Bak, tesadüfe taktıkları atlara bak. Nedensellikli rastlantısal buluşma, bir. Evrilmiş rastlantısal iz düşüm. Üç, ontik rastlantının belirlenimsizlik etkisi. Vital karmaşıklığın rastlantısal oluşumu. Rastgele kalıtımsal sürüklenme. Epistemik nedensel rastlantı. Skolastik rastlantısal olayların etkisiyle yeni özellikler ortaya çıkması, random proses, olasılıklardan doğan tesadüfler, doğanın kendine olan rastlaşmaların bir yansıması, ereksel rastlantıların ard arda yığılması, deterministik rastsal gelişmeler, koşulların toplamıyla oluşan olasılıklar evreni, bak koşulların toplamıyla oluşan olasılıklar evreni, kendiliğindencilik, rastlar süreçler, ya kardeşim yapmayın etmeyin, koskoca adamsınız ya, sakallı büyük adamsınız yani. Her biri ayrı bir keman parçası çalıyor bize. Cemal Kasaba'nın batatesin evrilmiş hali olduğunu iddia ediyor. Mercümek diyor, batatesiydik diyor, biz olduk, alın size de delil diyor. Ha, evrime dair delil istemiyor muydunuz diyor. Evet. Al sana delil diyor. İşte mercimek yedik, patates yedik diyor. Biz olduk diyor. Herkesin delil sessizlik oluyor. Adamlar bakıp kalıyorlar böyle ya. Kara kara düşünüyorlar ya. Hakkat ya falan diyor. Adı geçenlerin cevap hakkı vardı. Evet evet. Çok iyi olur. Kardeşim bir matkap görüntüsü var mı? Şey, Hilti görüntüsü. Evet. Her münafık bakıyorum evrimci oluyor. Evet. Ya burada evrim karşıtıydınız. Ne oluyor ya? Bir şey olmaz. Bilimin gerçeğini anlatın. Ne var ya? Her münafık ayrıldığında bakıyorum Mehdi karşıt oluyor, İsa Mesih karşıt oluyor. Her münafık ayrıldığında bakıyorum iman hakikatleri Kur'an müzeleri anlatmaktan kaçınıyor.
İttihat-ı İslam'dan şiddetle kaçınıyor. İslam